Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Hocam. Başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü müsabaka bizim açımızdan tabii çok önemliydi. Şimdi baktığınızda 9 müsabakayı kazanmayan bir Malatyaspor vardı, yeni Malatyaspor. Kendi sahamızda mutlak kazanmak istedik tabii, 3 puan almak istedik. Hafta içerisindeki çalışmalarımızda eksiklerimizi gidermek istedik. Böyle de bu müsabakaya girecektik. Ancak özellikle ilk 15 dakikada iyi oynamadık. İyi oynamadık. Pozisyonda duran toptan çok basit bir şey. Basit derken yani dikkatsizlikten orada geriye düştük. Şimdi zaten takımın özgüveni açısından sıkıntısı var. İkincisi 1-0 geri düştünüz. İyi başlayamadınız oyuna. Dönmek istediniz. Özellikle ilk devre mücadele anlamında takımımız dengeyi kurmaya çalıştı. Oyun anlamında değil ama mücadele anlamında dengeyi kurmaya çalışırken 1-1 işte penaltı pozisyonu. Birbirle içeri girdik. Fakat gördüğümüz dışarıdan tabii eksiğimiz orta sahamızda, özellikle merkez orta sahadaki sıkıntı. Yani defansın önünde oynayan arkadaşlar tam istediğimiz oyunu tamamen oynayamadı, veremedi. Oyunu tutamadık. Onlar orta sahayı aldıktan sonra daha güçlüydü diye düşünüyorum. Hamlemizi yaptık. İkinci devre çıktık. Şimdi oyun anlamında da momentumu elimize geçirdik. Bunu nereden görüyorsunuz? Şimdi biz çıktık, işte Tete'nin pozisyonu vardı, tamam offside golü. Ancak o pozisyon girmiş olsaydı ve orada görüyorsunuz ikinci devre tamamen bizim üzerimize. Yani biz alıyorduk, elimize almıştık oyunu. Çabek'in de önemli bir pozisyonu vardı. Şimdi buradayken yine bir penaltıyla dakika 70'te geri düşüyorsunuz. Şimdi siz de biliyorsunuz futbolun içerisinde çok farklı yere gidebilir bu tür pozisyonlar. Artı bir de Hadebe'de kırmızı kartı yedikten sonra eksilince tabii sıkıntılar oldu. Neyse 2-2'yi yakaladık. Sonuçta yine Semih'in bir pozisyonu varken çizginin üzerinde çıkardı. Mücadele anlamında takımımızla özellikle birlik, yani o coşkuyu verdiler sahada. Çok mücadele ettiler. O yüzden puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki şöyle bir şey ekleme yapmak istiyorum. Şimdi müsabakadan evvel yayıncı kuruluşunda görüştüğümüzde çok önemli, çok zor bir müsabakaya çıkıyorsunuz dediler. Antep'e karşı. Çünkü Antep'in de hedefi var, takımı belli. Zaten gördünüz tribüne çıktılar, seviniyorlar. Çok hakları normaldir. Fakat burada bu durumda olan takımlar bizim açımızdan da tabii hakem seçiminde de biraz daha dikkatli olmamız gerektirdiğini düşünüyorum ben. Bu kadar önemsiz bir müsabaka değildi yani her iki takım açısından. Onların da bir hedefi var. Bizim de tabii burada bir hedefimiz var. Şimdi milli takım aramız var. Bu eksiklerimizi gidereceğiz. Allah'ın izniyle üstüne koyarak, analizlerimizi yaparak yeni Malatyaspor'umuzu buradan çıkartarak doğru yola çıkaracağımızı düşünüyorum. Ben ilk geldiğim dönemde de zor bir dönemde gelmiştim. Ya nasıl yapacağız? Hep birlikte el birliğiyle gördüğünüz zaman şimdi takım içerisinde iyi performanslar da vardı. Yani bir Benjamin Tete'ye baktığınız zaman ileride çok iyi bir santrafora sahipsiniz. Bir Adem Büyü'ye sahipsiniz. Yani bizim şu anda bazı problemleri çözmemiz gerekiyor. Burada görünen merkez orta sahadaki o sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bizim burada Yusuf'tan sonra orayı doldurabilecek o performans analizleri yaptığımızda tam olarak dolduramadık yani. Orayı doldurduğumuz takdirde birlikteliğimiz de böyle devam ederse gereken puanları alacağız.